4, 5, 6, 7, 8, 9 ve x tek rakamlarda oluşan b kümesinin kesişimine bakalım. Tek rakamları arkadaşlar hemen halledelim. Böylece görelim tek tek. 3, 1, 3, 5, 7, 9 olacak. Bu iki kümenin kesişimi böylece ne oldu? 5, 7 ve 9. Bu küme 3 elemanlı olduğu için haliyle 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme sayısı var. B şıkkı. Önce A fark B'yi bulalım. A şöyle yazayım pardon. A 2 e, B var geç. 3 var geç. C 4 ve 5. Demek ki S A fark B arkadaşlar 5 eleman oldu. Bir kümenin N elemanının R elemanlı alt küme sayısı şöyle bulunuyor arkadaşlar. Formülü hatırlatayım. N'nin R'li kombinasyondur. O da N ye faktöriyel bölü. N x -fak R ye faktöriyel çarpı R ye faktöriyeldir. Dolayısıyla 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2'den 3 faktöriyel aşağıya da böyle yine 2 faktöriyel yazacağız. Buradan da cevabımız 10 gelecek B şıkkı. İçeride yazanlar arkadaşlar eleman değil eleman sayısını veriyor. Dolayısıyla burada A kesişim B ne olacak? 6 elemanlı. Şurasının tamam bakın. Sonuçta B A'nın içinde. B A'nın alt kümesi olduğu için direkt 6'dır. Bu arada B'nin de eleman sayısı 6 olduğu için. Evet toplamları 12 geldi. Birincisi doğru. Gelelim şimdi ikinciye. A fark C. A fark C arkadaşlar neresi oluyor? A'nın C'ye ait olmayan kısmı. Yani kesişmeyen kısmı alacağız. O da neresi? Bak burası burası C'ye ait burayı alamazsın. Burası zaten C farka orayı da alamazsın. A fark C 7. B fark C neresi arkadaşlar? Hemen bakın B fark C'nin olduğu yer neresi? B'de olup C'de olmayan burası. Böylece bunların toplamı da 11 oldu. Bu da doğru geldi. A kesişim B kesişim C üçünün de ortak olduğu bölgeyi görüyor musunuz? Bakın şurası hem A'nın içinde hem B'nin içinde hem C'nin içinde. Bu iki elemanmış. B birleşim C, B ve C'yi direkt böyle birleştir. Birleştirdiğinde içeride kaç eleman görüyorsun? 5 4 daha 9 2 daha 11. Toplamları da 13 oldu. 3 ile doğru geldi. E şıkkı. SA eksi 2 bölü 3 SB artı 1 bölü 2 eşitmiş. A ve B kümelerinin alt kümelerinin sayılarının çarpımı. Şimdi burada hemen A kümesinin eleman sayısına A diyelim. A eksi 2 bölü 3 B kümesininkine de B diyelim. B artı 1 bölü 2. Böylece A 2 A eksi 4 eşittir 3 B artı 3 oldu. Bundan dolayı 2 A eksi 3 B de 7 geldi arkadaşlar. Bu arada Alt kümelerinin sayılarının çarpımı ne demektir? 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b. Bu ne demek? Üstü sayıdan 2 üzeri a artı b. 4 üzeri 13'te 2 üzeri 26 eşittir. a artı b haliyle kaç oldu? 26. Burada şurayı 3 ile çarparsam 5a 78 7 daha 85 yapar. A'nın eleman sayısı 17 geldi. B'yi sormuyor. A yeterliymiş. 17 çıktı. Reel sayılarda kesişim yaparken aralığa bakmamız lazım. A kesişim B için ben size kolay olsun diye şöyle bir aralık göstereyim bakın. Eksi 2 ve 4. Bu birinci küme. İkinci kümeyi çizeceğim şimdi. Eksi 1 ve 5. Birisinde arkadaşlar eksi 2 dahil ama 4 değil. Açık aralık yapayım. İkincisinde de eksi 1 dahil 5 değil. Bunlarda da burası da kırmızıyla olan bölge. Hem kırmızının hem siyahın olduğu bölgeyi gördünüz mü? Bakın burası geldi. Yani eksi 1 kapalı 4 açık aralığı. Soru bizden ne demiş? Ne istemiş? Hangisi A kesişim B'nin bir alt kümesidir diyor arkadaşlar. Eksi -1 4'ün hangisi alt kümesidir? Eksi -1 4 sakın demeyin. Çünkü burada 4 dahil ama cevabımızda 4 dahil değil. Bu olmaz. Eksi -2 5'te 5 zaten geçiyor. eksi -3 3 eksi -3 daha solda 0 5 arkadaşlar. Sağda bakın 5 olmayacak. 4'e kadar en fazla ama 0 3 gördüğünüz gibi bu kümenin içindedir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt kümelerinden bazıları yazılmış. Yani normalde yazılsaydı şöyle yazılacaktı bu. A virgül B virgül C gibi. Ya da işte 1 virgül 3 virgül 7 3 gibi düşünün tamam mı? Bu kümenin eleman sayılarında elemanların o zaman 1 olmalı, 3 olmalı, 7 olmalı. Sonra arkadaşlar A kesim var, B var, C var, D var, E var, iki 2 var. Bunlar en azından var. Daha fazla eleman sayısı da olabilir bu A'da ama en azından bunlar kesin var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demek ki bu küme en az 9 elemanlıdır. Daha fazla da olabilir çünkü bunlar sadece görünürdeki alt kümeler. Garanti olan bir şey var ki en az 9 elemanlı olduğu için bu kümenin alt küme sayısı en az 2 üzeri 9 B şıkkı olur. Ama 2 üzeri 10 olur pardon. Olamazları soruyormuş. Bu olur eğer 9 elemanlı olursa en az. 10 da olur, 11 de olur, 12 de olur ancak 8 olamaz. Çünkü zaten bunun eleman sayısı en az 9 tane arkadaşlar. A şıkkı cevabımız. En büyük elemanı arkadaşlar üçgenle gösterilmiş. E, çift elemanların sayısı da ters üçgenle gösterilmiş. Haliyle bu kümenin en büyük elemanı 7'ymiş. Yazalım. Kümenin elemanlarını diyelim yazıyoruz tamam mı? 7. 4 tane çift sayı olduğuna göre 0 olur, 2 olur, 4 olur, 6 olur. Başka da olmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar 8 olursa 8 7'den büyük en büyük elemanın 8 olur. Peki bunun başka elemanları var mı? Şimdi arkadaşlar tek sayılarla ilgili bir şart söylemiş mi soruya? Bir bakın bakalım. Hayır, söylememiş. O zaman 7'den küçük olan 1 3 5'in hepsini ister buraya alırsınız, ister 2 tanesini alırsınız, ister 1 tanesini alırsınız. Örnek 7, 0, 2, 4, 6, 1 diye bir sayı olabilir. Ya da hiç bunların hiçbiri olmaz. Sadece bu kalır. O zaman arkadaşlar bunlar cepte. Bunlar var. O yüzden yok saymıyorum. Bunlar cepte olduğu için garanti diyorum. Duruyorlar kenarda. Sonra diyoruz ki 1, 3, 5'i istediğin gibi kullanabiliyorsan. istediğin sayıda da alabiliyorsan. Bu şu demektir. 1, 3, 5'ten oluşturulabilecek tüm alt kümelerdir arkadaşlar. Bu yüzden 2 üzeri 3'ten 8 tane oluşur C şıkkı. Buna da alışmak lazım. Bundan sonrasını isteyen dinlesin. Arkadaşlar siz 1-3-5 ile bakın zaten dediğim gibi 7-0-2-4-6 onlar kenarda duruyor. Onları boş ver. 1-3-5 arkadaşlar hiç olmayabilir. Haliyle 7-0-3-4-6-2 aynen kalır. 1 olabilir. Sonra 2-3 olabilir. 5 olabilir. 1-3 olabilir. 3-5 olabilir. 1-3-5 olabilir. E başka 1 5 olabilir ve bu kadar. Daha da başka bir şey olmadı zaten. Haliyle bakın boş küme, 1 3 5, 1 3 3 5, 1 3 5, 1 5 bunlar toplamda zaten 8 tane yaptı. Tek tek saymak yerine istediğiniz sayıda kullanabildiğinizde tüm oluşan kümelerin alt küme sayısı kâları olduğunu görmeniz lazım. Burada boyanmış kümeler var bakın. Pembe, kırmızı, yeşil, sarı, turuncu şeklinde. E, hangileri verilen Venn şemasında 3 renkle boyanmıştır diyor. A birleşim B, fark C denmiş. A birleşim B'nin sınırlarını çizeyim. A birleşim B burası. Fark C neresi oldu o zaman? Bakın şimdi kırmızı, turuncu, sarı. Evet, sonuçta yeşili almayacağız çünkü fark kısmı Burası oldu. Evet 3 renk oldu. Bu doğru. Gelelim şimdi ikinciye. Bunu siliyorum. A kesişim B birleşim C. Şimdi B birleşim C arkadaşlar nedir? Sınırımız normalde burasıdır. A ile kesiştirdiğimiz zaman burayı neresi olacaktır? Sadece burası arkadaşlar. A kesişim B birleşim C'nin ortak olduğu bölge sadece turuncu. Bu olmadı. Şimdi sonuncusunda da B fark A birleşim C. B fark A'ya bakalım. B farka A neresidir? Şurası değil mi? Şu ikisi. Bir de bunu C ile birleştireceğiz. Bu da eklendi. O zaman kırmızı da oldu, yeşil de oldu, pembe de oldu. Cevabımız böylece 1 3 D şıkkı. Bu soruda şimdi demiş ki alt kümelerinin kaç tanesi eşit kümelerdir? Zaten elman sayıları çok fazla. Ben tek tek arkadaşlar bunların alt kümelerini bulup bir de eşit olup olmadıklarını mı kontrol edeceğim? Hayır eşit elemanlardan eşit alt küme oluşur. Bunu şey gibi düşünün yani. Siz A marka sütünden alırsanız, arkadaşınız da A marka sütünden alırsa böylece bardağa koyduğunuzda acaba bunlar aynı süt mü diye düşünmek zorunda kalmazsınız. Bundan dolayı eşit olan elemanları seçelim şimdi. Neler? 4, 5, A, B, C. Bunlardan oluşturulabilecek tüm alt kümeler birbirine eşittir. Bu da 2 üzeri 5'ten 32 yapar. D şıkkı. A kümesi 2'ye bölünen sayılardan oluşuyor. B kümesi de 3'e bölünen sayılardan oluşuyor. B kümesinin A kümesinin elemanını olmasını istiyoruz. Alt kümesi olmasını istiyoruz. Bu nasıl mümkün? B kümesi 3'e bölünüyor ya. Aynı zamanda bir de arkadaşlar 2'ye bölünen sayılardan oluşacak. Örnek B kümesi şöyle olsa bakın. Ufak bazen örnekler görün. 6, 12, 18. Bunlar aynı zamanda 2'ye bölündüğü için A'nın da elemanıdır. Ama B kümesi şöyle elemanlardan oluşsa. Ee, 3, 6, 12. Bak bu işi bozuyor. Bu 2'ye bölünüyor mu? Hayır. O zaman bu A'nın alt kümesi olabilir mi? Hayır. O zaman ne yapacağız? 2 ve 3'e bölünenleri alacağız. Gerisine çöpe atacağız. Böylece hem 2'ye hem 3'e bölünen sayıları bulalım. Burada hem 2'ye hem 3'e bölünen son sayı 48 yani 6'ya bölünüyor. İlk sayı 6 bölü 6 artı 1. Böylece buradan ne oldu? 8 artı 1'den 9 tane Peki normalde B kümesinin eleman sayısı kaç? 48 eksi 3 bölü 3 artı 1. Çünkü bu kadar elemandan oluşuyor. Böylece bu da arkadaşlar ne yaptı? Ee, 16 tane yaptı. Şu üstte bir hata yapmışım affedersiniz onu düzelteyim. 42 bölü 6 7 bir daha 8 olacak burası. 8 tanesi arkadaşlar durumu sağlıyor. Ama toplam eleman sayısı kaç kümenin? 16. Demek ki o geri kalan 8 taneyi ayıklayacağız. Böylece B oldu arkadaşlar. 8. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam biz B kümesinden 8 değil de 10 tane eleman çıkarsak. Evet olabilir. Mesela bakın burada B kümesi sadece 6 ve 12'den oluşsa da A'nın alt kümesi oluyor. O yüzden soru size en azı sormuş. Önce şu üstten başlayalım. A fark B, B fark A. Şuraya e, pardon, hemen şurayı düzeltiyorum. Buraya 2K dersek buraya da 3K dersek olur değil mi? Bu arada bazen arkadaşlar ki bazen değil aslında pardon, çoğu zaman ben ne olur ne olmaz diye kümeleri çizerim. Problem sorularında işe yarayabiliyor. Kenarda dursun. Her zaman değil ama ben kullanmaya çalışıyorum özellikle böyle küme problemlerinde. Şimdi B fark A'nın tümleyeni demiş. Önce şunu hatırlayalım. B fark A neye eşittir arkadaşlar? B kesişim A'nın tümleyeni. İlkini sabit bırakıyoruz. ikincinin tümleyenini alıyoruz. Burada da bu yüzden bak. B aynen kalıyor. Araya kesişim koyuyorum. A'nın tümleyeninin tümleyeni kendisi. Yani aslında şu bana verdiği B kesişim A'ymış. Anlaştık mı? B kesişim A'yı soruyor bize. Bu arada A fark B arkadaşlar. Burası 2K. B fark A 3K. Burası da arkadaşlar 24 eksi 5K. Tabii ki eleman sayısı tam sayı olduğu için 24 eksi 5 k. Buradan ne diyeceğiz? 24'ten 5'in katı bir sayı çıkarmamız lazım. Haliyle 19 buna uyar. Ama 6 olmaz. Neden? 6 olması için 24'ten 18 çıkarman lazım. 12 için 12 çıkarman lazım. 15 için 9 çıkarman lazım. 24 için 0 çıkarman lazım. 0 da olmaz çünkü boş kümeden farklı demişti. Böylece arkadaşlar cevabımız D şıkkı oldu kombinasyon falan çalışınca bunları biraz daha iyi yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü burada alt kümeleri tek tek bulup bunları tek tek çarpmak zorunda kalmayacağız kombinasyonu öğrenince. Ve şöyle yorum yapacağız. Burada kaç tane 3 olduğunu bilseniz, kaç tane 9 olduğunu bilseniz, kaç tane 27 olduğunu bilseniz, kaç tane 1 bölü 3 olduğunu bilseniz soruyu yaparsınız. Peki 3'ün olduğu kaç tane alt küme vardır? Zaten 3 garanti var. Diğerleriyle istediğim gibi oluşturabilirim. 2 üzeri 3 tane. Aynı şekilde 9'un olduğu kaç tane alt küme vardır? 2 üzeri 3 tane. 27'nin olduğu yine 2 üzeri 3 tane. 1 bölü 3'ün olduğu yine 2 üzeri 3 tane. Demek ki arkadaşlar 3 çarp 3'ten 8 tane var. 9'dan 8 tane var. 27'den 8 tane var. Ve 1 bölü 3'ten arkadaşlar 8 tane var. Haliyle 3 üzeri 8, 3 üzeri 16, 3 üzeri 24 ve 3 üzeri eksi 8. Bunlar birbirini götürdü. 3 üzeri 40 oldu. Cevabımız C şıkkı oldu böylece bunların çarpımı. Olsa soru bitti. Birkaç şey söyleyeyim bununla ilgili. Ee, 3'ün garanti olduğu alt küme sayısıyla 3'ün garanti olmadığı, kesinlikle olmadığı alt küme sayısı aynıdır. Çünkü birinde 3'lerin hepsini tek tek elemanlara dağıtıyoruz. Birinde de 3'leri dağıtmıyoruz. Şu görüntüyle şu görüntü farklıdır. Çizeyim bakın. 1-3 ile 3 farklıdır ama bu 3'ün olduğu bir alt kümedir. Şunu düzelteyim. Şu arkadaşlar 3'ün olmadığı alt kümedir. Görüntü farklı ama sayısı olarak cevabı aynı. O yüzden şey demeyin. Bir elemanın olması ile olmaması nasıl aynı etki uyandırıyor? Gerçekte aynı etki değil. Sayısal olarak aynı arkadaşlar. Bu yüzden yaparken de kesin olanları sileriz. Kalanlarla alt küme sayısı oluştururuz. A kümesi, B kümesi ve A kesişim B'nin eleman sayılarını öğretmen buraya gizlemiş. Ve arkadaşlar siyah noktanın etrafındaki 4 kare bize A kümesinin eleman sayısını veriyormuş. Yine kırmızının etrafındaki bu 4 kare B'nin eleman sayısını veriyormuş. Mavinin etrafındaki bu 4 kare de arkadaşlar kesişim kümesinin eleman sayısını veriyormuş. Bir kümenin birleşiminin eleman sayısının en büyük olması için ne olması lazım? Bunlar maksimum ama A kesişim B'nin de minimum olması lazım. Aslında bir nevi ne demek biliyor musunuz? A fark B maksimum olursa, B fark A maksimum olursa, A kesişim B'de minimum olursa böylece soruyu güzelce hallederiz. Bundan dolayı ne yapacağım? Bunların ortak olmayan yerlerine en büyük elemanları dağıtacağım. Bakın böyle 16, 15 14 13 12 11 gördünüz mü? Buraya bunlar kesişim noktalarından uzaklaştığı için en büyük elemanları tanımladım. Yine buraya 10 yazalım. Buraya da 9 yazalım şimdi tamam mı? Bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Buraya 1 yazayım, buraya da 2 yazayım. Böylece hatta şunu da yapayım. Aslında orada çok fark etmez ama kafanız karışmasın. Buraya da böyle 3 yazacağım, buraya da 4 yazacağım. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Bilerek 1, 2'yi bakın buraya ayırdım. Neden? Orası A kesişim B ile A, B'nin ortak olmadığı bölge. Haliyle burası en az olursa böylece fark en çok olur. A kümesinin elemanları 16, 15, 14 ve 3'ten oluşuyor. B kümesinin elemanları 13, 12, 11 ve 4'ten oluşuyor. Kesişim kümesinin elemanları da 1, 2, 3, 4 oluşuyor. Böylece bakın hem kesişime en az yaptım hem de ortak olmayan bölgeyi en az yaptım ki farklarını aldığım zaman arkadaşlar bu üçler ve dörtler birbirini götürecek. Şunların toplamı 81 yaptı. 3 çıkarırsak böylece birleşim kümesi en fazla 78 oldu D şıkkı. Bu soru benim gerçekten hoşuma giden ve TYT'de veya AYT'de çıksa Güzel bir e, yorum yapılacak eleyici soru olabilir. Daha doğrusu TYT'de sorulursa iyi bir vakit kaybı sorusuna neden olur. Vakit kaybı istediğimiz şey değil ama mecburen hayatın doğasında var arkadaşlar. Bazı insanlar elenmek zorunda oluyor maalesef. Çünkü çok insan giriyor. AYT'de de olsa da evet belki daha az eleyici olur ama yine yapamayan çıkar. Şimdi ne yapabiliriz burada onu söyleyelim. Bu kısmı sorunun çok önemli. Bir kümenin tümleyeni diğer kümenin tümleyeninden daha az elemanlıysa aslında burada ters bir durum vardır. Bakın şimdi. Diyelim şöyle bir D kümesi evrensel kümede T olsun. Sonra E kümesi evrensel kümede T olsun. Evrensel kümemiz 30 elemanlı bir küme olsun. D'nin eleman sayısı 3 olsun arkadaşlar. E'nin eleman sayısı da 2 olsun tamam mı? Şimdi bakın. Böylece D'nin tümleyenine kaç tane kalıyor? 27 tane. Peki E'nin tümleyeni kaç tane kalıyor arkadaşlar? 28 tane. Gördüğünüz gibi eleman sayısı daha az olanın tümleyeni daha çok oluyor. Ters ilişki var burada. Bu yüzden D arkadaşlar E'den büyüktür. İşte E C'den büyüktür. C arkadaşlar A'dan büyüktür. A da B'den büyüktür diyebiliriz. Bu bize neyi sağlayacak? Bunların arasındaki eleman sayılarının farkı 1, 2, 3, 2 ya. İşte burada şunu yapacaksın. B eksi A aslında eksi 1. Neden? A'nın tümleyeni B'nin tümleyeninden daha küçük olduğu için A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından daha büyüktür gerçekte. Şu örnekten yola çıkarak. Sonra arkadaşlar C eksi B hangisi daha büyük? C bakın B'den daha büyük çünkü alt kümesi pardon e, tümleyeni daha az. Böylece C eksi B 2 oldu. Sonra D ve C'ye gelelim de arkadaşlar C'den büyük, böylece D eksi C kaç yaptı? 3. Sonra D E'den büyük olduğuna göre buraya da E eksi D yazacağım. O da neye eşit olacak? Eksi 2. Niye böyle yaptım? Böylece D'ler, C'ler, B'ler gitsin. Sadece E eksi A eşittir. İkiler de gittiği için arkadaşlar buradan ne kaldı? 2. Bu arada E artı A ne verilmiş? 24. Topla bunları. E buradan 2'ye böldüğümüz zaman 26 bölü 2'den 13. A da arkadaşlar 11 geldi. A 11 ise B bundan küçüktü 10 oldu. C de B'den büyüktü 12 oldu. Cevabımız C şıkkı güzel bir soru.